Tüm gençlere merhaba, Onur Kemal Koç ben. Gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimler adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Mülakat serisine başlamıştık. Rukiye ile beraber ortamı ısındırma soruları ve biraz kendinizden bahseder misiniz sorularına cevap aramıştık. Ondan sonra değerlendirmiştik. O videoyu izledikten sonra sağ olsun yine WhatsApp kanallarımızda yer alan Cihan kardeşim dedi ki abi ben de bu mülakat simülasyonuna girmek istiyorum dedi. Onunla beraber bugün iki tane soruya cevap arayacağız. Biri, kendinden biraz bahseder misin? İki, neden şirketimizde çalışmak istiyorsun? Soruları ve buna benzer sorularla ilgili ben Cihan'ı hafiften zorlamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Cihan da zorlanmadan inşallah çok güzel cevaplar verecek. İkinci kısımda rol oynamayı bırakacağız. Rolü bırakıp diyeceğiz ki gerçekten tekrar Onur ve Cihan olarak neyi daha iyi cevaplayabilirdin? Burada lütfen tüm gençlere tekrardan sesleniyorum. Ben bir şeyin böyle otoritesi, doğrusunu, yanlışını karar verecek kişi değilim. Ben naçizane kendi tavsiyelerimi size mülakat serisinde aktarıyorum. Böyle gönüllü kardeşlerimle de sohbet ediyorum. Lütfen Onur diyorsa yanlıştır, Onur diyorsa doğrudur gibi peşin hükümlü olmayın. Cihan tekrar hoş geldin kardeşim. Tek bir şey soracağım sana. Şu an bu video kaydediliyor. Ben bu videoyu kaydettikten sonra gençlerin yararlanması için YouTube ve benzeri sosyal medyalarda paylaşabilirim. Bu konuda açık rızan var mıdır? Paylaşabilirsin abi, açık rızan var. Tamamdır. Şimdi sen zaten kendini oynuyorsun. Mezunsun. Biraz sonra kendini tanıtacaksın. Ben de senin isteğin üzerine SAP danışmanlığı veren bir şirkette seni mülakata alacak kişi olan Mehmet Bey'i oynuyorum hayali bir şekilde. Şimdi hazırsan başlayalım. Cihan Bey hoş geldiniz. Tekrardan böyle pandemi nedeniyle uzaktan bağlantıyla mülakatımızı gerçekleştiriyoruz. Çok kısa biraz kendinizden bahsederseniz yavaş yavaş mülakatımıza başlayalım isterim. Hoş bulduk Mehmet Bey. Umarım iyisinizdir bu pandemi günlerinde de. Çok teşekkür ederim. Sen de iyi misin? Sağlığın, sıhhatin iyi mi? Ailenin, senin? Herkes iyiler. Biz de rahat olmaya çalışıyoruz. Mehmet Bey, ben Temmuz 2019 Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Eğitimim hayatımca aldığım bütün teknik bilgiyi yapmış olduğum iki tane stajımda pratiğe dökmeye çalıştım. İki tane stajından biri üretim, ikincisi yönetimdi. Üretimde hem üretim hacmini, bantlarını izlerken hem de bir mühendis olarak nerelerde çalışabilirim, ben uygun bir yer var mı diye analizler yaptım. Bizim sektörde mi stajlarını yaptın? Özür dilerim kestiğim için. Bizim sektörde mi yaptın stajını? Yani teknoloji sektöründe, yazılım sektöründe, danışmanlık sektöründe mi yoksa alakasız sektörlerde mi yaptın? Biraz daha farklı bir sektörde başlamıştım. Daha sonrasında dedim ki üretim daha bana hitap etmiyor, bana yakın değil dedim. Daha sonrasında yönetim stajımı yaptım. Aynı şekilde yönetim stajımı satın alma yaparken diğer departmanları da elimden gelince inceledim, analiz ettim. Ve kesin kararım olarak evet yönetim olarak benim satın alma, bilgi teknolojileri, SAP danışmanlığı, kurumsal karakterleme gibi alanlarda benim daha yakın olduğumun farkına vardım. Yani bu araştırmalarımın da kesin kararını daha iyi verimi sağlayan şey okulumda almış olduğum kurumsal karakterleme adlı bir ders. Bu derste SAP'de 3 tane modül vardı. Satış dağıtım, malzeme planlama, üretim planlama. Bunlarda temel ders, temel bilgileri öğrendim. Ve kendimce araştırmalar yaptım. Forum sitelerinde okudum. Niçin önemlidir şirketler için? Ne yapılması lazım? Neden bir danışman olmak daha iyidir gibisinden. Bütün bunları birleştirince SAP danışmanı olmanın bana daha yakın olduğu, daha hızlı kayma yapabilirim diye düşünüp sizin firmanızda bu pozisyon için başvuru yaptım. Teşekkürler kabul ettiğiniz için. Çok iyi yapmışsın. Biz de teşekkür ederiz ilgin ve alakan için. Tek şunu soracağım, anlamak adına soruyorum. ERP bilgisini elde etmiş olman çok güzel. Stajlarında zaten bizim ürünlerimizin nasıl kurumlara fayda sağladığını görmen çok güzel. Peki, yani bu kafanda oturduğu zaman SAP danışmanı olabilirim diye en azından bir ihtimalin olduğu zaman aşağı yukarı hangi sınıftaydın, hangi yıla tekabül ediyor benim daha iyi anlamam için? Üçüncü sınıftayken o dersi almıştım. Üçüncü sınıfta? Üstten ders almıştım. O normalde dördüncü sınıf dersiydi. Sen almıştım. Üçüncü sınıfta. O zaman sana şunu sorabilir miyim? Neden üçüncü sınıfın yazında, dördüncü sınıfın ortasında, mezun olmadan önce neden bir SAP danışmanlığıyla ilgili bir herhangi bir benzer bir sektörde ya da direkt bu alanda bir staj yarı zamanlı çalışma yapmadın? Açıkçası o benim de bir eksik gördüğüm bir konudur. O da şu yüzden SAP'yi araştırırken birazcık bilgi teknolojileri konusu devreye giriyordu. Orada da SQL, Power BI, Excel'in makro kısmı gibi yazılımsal kısımlara ağırlık verildiği gibi bir öngörüde bulunmuştum kendimce ilk başta araştırmalarım olduğu için. Ben de daha o kısmı hazır hissedemediğim için başka bir alanda staj yapıp önce bir firmayı görmek istedim.
Bence de daha iyi oldu. Yine SAP danışmanları firmalardaki pozisyonları incelemekte zorlanabilme ihtimali olduklarından dolayı başka bir firmada yapmam yine iyi oldu gibi düşünüyorum. İkinci stajını o zaman SQL, Excel, Power BI gibi konuları öğrenebileceğin bir yerde mi yaptın? Doğru mu anlıyorum? Yok. O ikinci stajım yine bir üretimin yönetim kısmıydı. İkisi aynı yerde oldu. Birazcık o kısımda geri kaldım. Peki şimdi şunu o zaman ben tam anlamadım. Ben sana direkt olarak şunu sordum. Dedim ki 3. sınıfta bir ERP bilgisi elde etmişsin. Bilgi teknolojileri alanına, IT alanına, yazılım alanına, danışmanlık, iş çözümü alanına. Çok daraltmayalım. Bir ilgin olmuş. Sizin yaşlarınızda bu tarz gençlerin böyle zaten ilgi duyması çok güzel. Biz çok tebrik ediyoruz kurumumuz olarak. Peki ben sana sordum da 3. sınıfta bu sende bir ışık yandığında neden SAP danışmanlığını denemedim deyince sen dedin ki BT, SQL, Power BI gibi alanlarda staj yapmayı tercih ettim. Daha fazla orada öğrenmeyi, bir onları yok, da görmeyi de dedim. Dediğim gibi anladım. Yok, yanlış anlaşılmış galiba. Ben yanlış anladım. Kurumsal kaynak o tarz işlere bakınca birazcık bilgi teknolojileri, SQL ve Excel Makro'nun bilinmesi gerektiği gibi bir düşünceye büründüm. Yani başvursam da bir tecrübem olmadığı için, bir bilmediğim için kabul edilmeme ihtimalim var gibi bir görüşme olduğu için kendimi mükemmel etmeye çalıştım. Peki o şöyle sorayım. Sen hani denemekten korkan bir arkadaş mısın? Yani neden denemedin? Neden gidip birinden bir mentorluk almadın? Mesela LinkedIn'den bize yazsan, benim gibi bu sektörün içinde olan insanlara yazsan, biz sana aslında 3. sınıf bir öğrencinin bunları tam olarak bilmeden de gayet staj yapabileceğini, yarı zamanlı çalışma yapabileceğini söylerdik. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Açıkçası yeni bir şey öğrenmeyi hırslı, hevesliyimdir ama yani iş başvurundaki o ilanlara bakınca tercihen temel etkinlik olan, belli bir seviyesi olan gibi cümleler çıkınca birkaçında başvurunda denemiştim. Hatta konuyu biraz daha farklı bir yere gelebilir. Mezuniyetten sonrasında kendimi bu konuda geliştirmek için İşkur ortaklı bir ERP uzmanı eğitimine başvurmuştum. Ama oradaki mülakatlarda bir sürü istek, yoğunluk vardı ve belli bir seviyeyi ölçen bir teknik sınav yapmışlardı. Orada çok yoğunluktan dolayı beni yedeklere attılar ve o zamanda seçilememiştim. Seçilemedikten sonra benzer bir platform, benzer bir oluşumda tekrar denemeler yaptın mı? Yoksa bir tanesinde başarısız olunca biraz erteledin mi ister istemez? İnsan psikolojisi. Şöyle, benzer bir platform daha bulamayınca ben tekrar bir konuşma yapmıştım aynı başvuru yaptığım firmaya. Tekrar başvuru demeyeyim. Diğer vakitlerde evet başvurabilirsiniz demişlerdi. Ben de o vakitte kadar kendimi internet üzerindeki eğitim platformlarından bu tarz programları bakarak kendimi hazırlamaya çalışarak devam ettirdim. Güzel, çok güzel, çok iyi. Hemen vazgeçmemişsin ve zaten bu zamana kadar da kendini dolu dolu geçirmişsin. Başka kendinle ilgili ekleyeceğin bir şey var mı? Ben araya girdim, kusura bakma sorularım. Estağfurullah. Onun dışında okulumda çeşitli kulüp aktivitelerinde bulundum. Bir tanesinde bir kulüpte yönetici kadrosundaydım. O sayede farklı bir etkinliğin nasıl hazırlanması gerektiği, neler yapmamız gerektiği gibisinden daha detaya girerek kendimi o tarzda bir hazırlık aşamasında geliştirmiş şansını elde ettim. Şu anda söyleyeceklerim bu. Neden bizim şirketimizde çalışmak istiyorsun? SAP danışmanı olmak istediğini, teknik yeterliliğini arttırmak istediğini, daha böyle işin içinde olmak istediğini anladım. Güzel. Yani bir stajının olmamış olması bunları hızlı bir şekilde öğrenmeyeceğin anlamına gelmiyor. Gayet sen yeteri kadar öğrenebilecek gibi duruyorsun en azından. Anlattığın güzel aktivitelere de katılmışsın okulda. Kurslara katılmışsın. Çok güzel araştırmışsın. En azından bir kariyer planı oluşturmuşsun. Bunlar sizin yaşlarınızda şekillenecektir. Ama güzel bir gidişatın var. Peki neden biz yani bizim gibi piyasada birçok SAP danışmanı şirket var? Neden bize başvurdun? Öğrenebilir miyim? Evet, bildiğiniz gibi SAP programı orta ve büyük işletmeler tarafından kullanılan çok kuvvetli bir program. Ama işletmeler bunu kullanırken yeterli bilgiye sahip olmadıkları için bir danışman firmadan yani ihtiyaçları karşılayabilecek, güvenilir, hızlı ve etkili bir biçimde karşılayacak, iyi kadroya sahip olacak firmalara yönelmek istiyorlar. Ben sizin firmanızın web sitesini araştırdığım zaman kuruluş tarihinize baktım ve o tarihten bu tarihe kadar bir sürü etkili işler yaptığınız, kendi sürekli geliştirdiğiniz, yenilikler yaptığınız, bir Ar-Ge yapıyormuş gibi müşterinizden gelen istekleri analiz edip incelemeniz, daha sonra verdiğiniz kurumsal hizmetlerde hem SAP'in en çok tercih edilen programları hem onun dışında ihtiyaç duyabilecek yazılım programlarını kullanarak diğer firmalardan kendinizi bir tık daha fazla öne plana attığınız
çözüm görüşündeyim. Ve referanslarınıza bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım. Bu sadece bizim web sitemizden girip baktığın hani oradaki pazarlama cümlelerine mi dayanıyor? Yoksa sektörün içerisinden bir bilgi sahibi misin? Sadece anlamak adına söylüyorum. Belki senin genç yaşında sektörün içinde çok tanıdığın olmayabilir. Öğrenmek adına soruyorum. Sektörün içinden sadece bir tane ben de mezun olmuş bir başka bir arkadaşım var. Onunla konuşmalarım var. Onun dışında da LinkedIn üzerinden kendi ağ hacmimi genişletmeye çalışıyorum. Buradan takiplerle. Tamam. Biz öncü bir firmayız. Kabul ediyorum. Yani bizim zaten web sitesinde de o yazıyor. Peki neden biz yani? Hani bir sürü öncü firma var. Ya da sen zaten yeni mezunsun. Neden Türkiye'deki en öncü firmalardan bir tanesinde çalışmak isteyesin ki? Ya şunu anlamaya çalışıyorum. Biz değil de şu an 3-4 tane daha SAP danışmanı şirketle mülakat halinde misin? Yani kafana koydun mu bu işi yoksa sadece biz mi? Şu anda sadece siz demek bir övgü gibi olur. Başka SAP danışmanı firmalarla evet görüşme halindeyim. Ama tabii sizin ki benim için ön planda olmanızın sebebi hizmetlerinizin diğer firmalardan ön planda olduğunu öngörüşünde olmam. Ben de referanslarınıza baktığım zaman SV2, Turkcell, Türk Telekom veya bir sürü büyük firmalara, akla gelebilecek tüm büyük firmalara hizmet vermeniz ve benim böyle bir firmada başlayıp kendimi geliştirirsem eğer gelecekte aranan bir kişi olmam, bu sektörde en bilindik kişilerden biri olmamın sadece öngörüşündeyim. Aynı zamanda hırslı olduğumu görüşündeyim. Yani bir işe başladığım zaman asla yarıda bırakmam. İş bitene kadar devam ettiririm. Öğrenene kadar bitirmememden dolayı firmaya da çok güzel değerler katacağımın görüşünden almam dolayı sizin firmayı seçtim. Sizin gibi gençlerin biz çok katkı sağlayacağına inanıyoruz zaten. Peki sana şunu önersem, sen ilk önce daha bizim tarzda büyük bir şirkette değil de daha bu işte pişmen adına, daha orta ölçekli küçük bir şirkette başlasan, sonra bizim daha senior pozisyonlarımıza başvursan, hani böyle giriş seviyesinde pozisyon adına ne yorum yaparsın bu benim önerime? Açıkçası ben kendimi daha hızlı geliştireceğimi düşündüğüm için Nasıl bunu düşünüyorsun yani neye istinaden? Mesela bizim şirkette çalışan ve kendini senin yaşlarda bizim şirkete girmiş ve sonra çok iyi geliştirmiş birinden mentorluk mu alıyorsun? Ya da hani neye istinaden bu düşünceye sahipsin? Yani herhangi bir mentorluk almadım. Sadece dışarıda o üniversite hayatım boyunca veya bu zamana kadar yaptığım etkinliklerde hem çevremdeki hem kendi görüşlerimden gelen yorumlarla bunu sadece diyebiliyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Şimdi tekrardan rolü bırakıyoruz. Süper, harika yani. Çok teşekkür ederim. Açık sözlülüğün, medeni cesaretin, her şeye çatır çatır cevap vermen, hiç durmadın, duraklamadın. Böyle ben biraz üstüne de hafif gittim sorularla. Şimdi ben sana ilk önce şunu sorayım. Rukiye ile de öyle yapmıştık. Hani diğer katılımcı arkadaşlar da öyle yapacak. Ben zaten her şeyin en doğrusunu biliyorum gibi bir durum asla yok. Sen en iyisini bilirsin aslında. Kendini tanıtırken kısa bunlarda yorum yaparsam ve diğer sorularda neyi sence eksik yaptın ya da eksik demeyeyim neyi daha iyi yapabilirdin? Her şey çok iyi abi ama şunu da söylesen bak çok tadından yenmezdi gibi bir yorumun herhangi bir yorumun var mı? Eklemen gereken bir şey var mı? Çıkarman gereken bir şey var mı? Kendini tanıtır mısın kısmında işte o okul, üniversitede yönetim kuruluna görev aldıktan sonra yine kendimi veya onun öncesinde LinkedIn üzerinden ağımı geliştirmeye çalışıyorum. Gibisinden şeyler diyebilirdim. Bunu sonradan dedim. Pek bir etkili olmadı büyük ihtimal sonradan deyince. Onu ilk başta diyebilirdim. Onun dışında firmaya değer katarım derken kendimin hırslı olduğunun görüşündeyim dedim. Belki bunu daha farklı bir şekilde, yani ben hırslıyım demek değil, daha farklı diyebilirdim. Onun dışında aklıma gelen üçüncü ve son şey, biz değil de daha orta ölçekli bir firmadan başlayıp bir tekrar daha sonrasında gelsen ne düşünürsün sorusu bence. Orada ne cevap verirdin yani daha iyi cevap verecek olsan? Orada seni karşı taraf sınıyor. Şimdi şeyi anladı. SAP danışmanlığı istediğini anladı. Sen bir de firmayı övdün kendi ağzınla. Dedin ki siz hani benim araştırmalarıma göre sektörde çok ayrışmışsınız dedin. Zaten karşı tarafa sen şimdi şeyi verdin. Kozu verdin. Karşı taraf da sana çok basit olarak dedi ki o zaman sen kardeş herkesin ayrışmış bir kişi misin de bize başvuruyorsun. Git diğer şirketlerde biraz öğren. Ondan sonra bize başvur dediğinde mesela ne diyebilirdin? Belki şey diyebilirdim. Diğer şirketlerdeki referanslara baktığım zaman hem değer katabileceğim referans firmanın olmadığını ama sizin şirketteki o firmanın büyüklüğünden dolayı daha hızlı bir rekrut edebileceğimin görüşündeyim diyebilirdim belki.
Güzel. Şimdi ben sana birkaç, yani yine sohbet formatında olsun. Lütfen bunları şöyle düşünme. Hani ben eksik yapmışım gibi değil. Sadece başka birinin geri bildirimleri gibi düşün. Kendini anlatırken iyiydin. Sadece ben biraz orada sordum zaten sana. Şu konu tam oturmadı. Sen iki tane staj yapmışsın. Sonra bir ERP bilgisi elde etmişsin. Çok güzel aslında bak. Çok iyi bağlıyorsun. Ben de size zaten videolarımda hep söylüyorum. Mesela ben Mercedes ve Arçelik'te mühendislik stajı yaparken mühendis olmak istemediğime karar verdim. Ve satış pazarlamaya yöneldim diyorum. Bak, güzel. Çünkü ne istemediğini bilmen de ve bunu söylemen de karşı taraf için bence bana göre bir artı. Ama şeyi tam anlatamadım bana. Ya 3. sınıfta ERP bilgisi edinmeye başladıysan ve mezun olana kadarki sürede hiçbir tam anlamıyla bir kurs bitirmemişsin. Tam anlamıyla bir sertifikasyon almamışsın. Tam anlamıyla bir staj yarı zamanlı çalışma yapmamışsın. Tam anlamıyla bir tez çalışması belki yaptın ama söylemedin diye söylüyorum bu arada. Ben seni hiç tanımıyorum, bilmiyorum. Tam olarak yaptığın kulüp aktivitesinde o alana yönelik tam bir şey yok. O zaman insanda şöyle bir şey oluyor. Hani bu 1,5 yıldır çok isteseydi bu pozisyonu giderdi. Bizim şirketle en azından bir başka bir staj kovalardı. Bizim sektörde başka bir staj kovalardı. Sonra bir sonraki soruda bağlı olduğu için sorudan soruya atlıyorum. Bizim şirketten hiç mentorluk aldığın biri var mı ya da konuştuğun biri var mı ya da bizim sektörden var mı sorusuna ona da yok dedin. Bir tane mezun arkadaşımız var dedin. O mezun arkadaşım vasıtasıyla biliyorum dedin. Şimdi güzel bak o mezun arkadaşınla konuşman bile güzel. Ama şeyi de tam anlatamıyorsun. Mesela tamam 1,5 yıldır ben kursa gitmedim. Eyvallah staj yapmadım, yarı zamanlı çalışmadım, sertifika almadım. Ama öyle bir işe oluşturdum ki mesela ben bu sektördeki çok değerli bilgilere sahibim gibi bir şey de karşı tarafa geçmedi. O biraz havada kaldı. Benim gözümde açıkçası hani neden 1,5 yıldır madem SAP danışmanlığı düşünüyorsa bir şirkette dair hiçbir şey yapmaz biri soru işareti olarak kaldı. Ama dediğim gibi bunu herkes böyle kılı kırk yararak düşünüyor mu düşünmüyor mu? Belki benim düşündüğümden daha ağır, daha sert düşünen de olabilir. Her duruma karşı hazırlıklı olmak lazım. O tarafta bir de şeyi karıştırdın bak. Biraz basit anlatman lazım bana göre. Şimdi SQL'i kattın işin içine, Excel'i kattın, Power BI'yi kattın, başka bir şeyi kattın, BT'yi kattın. Onlarla ilgili de tam olarak bir şey yapmamışsın. Yani tam olarak yaptıysan bile... Ben eğitim videosu izliyorum demiştim internetteki. Ya o da biraz şey gibi kalıyor işte. Hani eğitim videosu izliyorum. Hani anladın mı? İzliyor musun, izlemiyor musun? Tam karşı tarafa geçmiyor. Ya şey desen anlarım bak. Abi SQL, Power BI, Excel gibi konularda atıyorum sertifikasyon aldım. Atıyorum şöyle bir ders bitirdim. Böyle bir aktivitem oldu. Bir tane stajımı da aslında ben sizin sektörde, BT alanında şurada yaptım gibi diyebilirsin. Yani desen daha iyi olurdu en azından. Tabii yapmadıysan diyemeyeceksin. Zaten amacımız da şey değil. Belki sen şimdi Allah korusun 6 ay boyunca işsiz kalabileceğim bir dönem olabilir. Türkiye çünkü burası, dünya şu an çok karışık. O 6 ayı da nasıl daha dolu geçirebilirsin de mesela şu an konuşuyoruz. Bir de bizi izleyen çok sayıda, çok sayıda olmasa da normal bir sayıda kardeşimiz var. Onlar da şu an şunu diyebilir. Yarın bir gün ben Cihan'a yönelttiği bu tarz bir soruya düşmemek adına o zaman bir şey söylerken altını daha iyi doldurmam lazım dese bizim için zaten ikimiz için de şu an bir gönüllülük faaliyeti olarak faydadır. Sen ama güzel söyledin. Ya bak biliyorsun sektörü, daraltmışsın. İyi de biliyorsun. Yani terminolojiyi vesaire. Artık senin bir gol atman lazım. Abi biliyorum ve buna yönelik de bir şeyim var. Ya buna yönelik bir tecrübem var. Buna yönelik bir işim var. Buna yönelik bir kursum var. Buna yönelik bir sertifikam var. Buna yönelik bir okul aktivitem var. Buna yönelik bir akademik çalışmam var. Gelmedi yani gol atamadın. Yani bilgiyi güzel girdin, gol gelmedi. İkincisi benim videomu izlediysen neden bizim şirket konusunda tam olarak karşı tarafa ben orada da demiştim. Eğer karşı tarafı överseniz ya siz zaten büyük bir şirketsiniz. Büyük bir şirket olduğunuz için sizin çok imkanınız vardır. Çok imkanınız olduğu için ben daha iyi gelişirim dersen çok tek taraflı bakıyorsun konuya. Hatta örnek vermiştim ben. Düşünsene demiştim ya başka bir videomda da olabilir o. Mesela erkeğiz biz diyelim bir hanımefendinin karşısına geçtik ve diyoruz ki çok güzelsin. Çok güzelsin, çok güzelsin. Seninle ilişki çok güzel olur. Ya tamam da biz ona ne sunabiliriz tam olarak? Onu tam veremezsek havada kalır demiştim. Ya seninki birazcık havada kaldı. Çünkü diyorsun ki bak web sitenizi araştırdım. Çok iyi referanslarınız var. Çok güzel kurumlarla çalışıyorsunuz. Eyvallah. Buraya kadar hiçbir şey yok. Zaten karşı taraf biliyor onu. Ya bir de şeyden girdin konuya. Yani SAP iyi bir platform. SAP'nin danışmanlığa ihtiyacı var. Ya zaten karşı taraf SAP danışmanlık şirketinde. Yani biliyor yani danışmanlık gerektiğini anladın mı? Tamam o sıkıntı yok. Yani giriş cümlesi gibi düşünüyordu ama çok şey de caka da satma yani bence benim görüşüm. Karşı taraf zaten bu işi yapıyor.
Yani onu düşündüm ilk başta. Anladın mı? Diyorsun ki sonra... SAP çok büyük bir platform. Yani bak sen şimdi gidip de bir birinci sınıf öğrencisini anlatsan eyvallah. Çünkü hayatında SAP'nin S'sini bilmeyen çok insan vardır ama sen zaten mülakattasın. Giriş cümlen şey bence olmamalı. Heyecanın mülakat zaten gergin ben hepsini anlıyorum. Dediğim gibi şu an değerlendirme yapıyoruz. Yani nasıl daha iyi yapılabilirdi? Zaten iyiydin. Kötü değildin bence kesin. Kötü olsan söylerim. Beni biliyorsun. Ben çok direkt biriyim. Bence iyiydin. Ama bence cümleye ben şey diye başlamazdım. Yani düşünsene SAP çok büyük bir platform. İşte danışmanlığa ihtiyacı var insanların. Onu şu yüzden yaptım. Hani firmayı överken danışmanlık isteyen firmalar iyi firmalara ihtiyaç duyuyor ya. İyi danışman firmalara. Evet. O yüzden öyle bir cümleye başlamayı istiyorum. Ya bir şey sıkıntılı değil bak cümlen. Yanlış değil, bir şey değil. Ama hani dikkat et ya. Karşı taraf şey derse içinden. Hadi ya gerçekten hani ben de burada 10 yıldır kariyer yapıyorum. Hiç bilmiyorum. Ya çok tuhaf insanlar var. Size şimdi böyle oyun yapıyormuşum gibi geliyor ben ama. Benimki de hep böyle bir hayatta birilerini görüp nasıl tecrübeye dayanıyor. Yani biri takar o yorumuna tamam mı? Ters terseni, stres mülakatı yapıyordur. Kalkıp dese ki sana gerçekten mi ya ben de 15 yıldır burada kariyer yapıyorum. Çok iyi bir ürün mü gerçekten SAP dese? Böyle bir kalırsın yani anladın mı? Tadın kaçar. Yani niye karşı tarafa durduk yere koz veriyorsun yani gibi ben söylediğim. Yoksa her cümleye kimse takılmaz yani. Hele sizin genç yaşlarda zaten çok takılacaklarını zannetmiyorum. Onların şirketine dair, tam olarak onların kültürüne dair, onların gelecekteki planlarına dair net bir insight veremedim. Yani oradaki şirketten mesela kimseyle doğru düzgün konuşmamışsın. Öyle anlaşıldı. Belki konuştun, mülakatta aktaramadın. İçeride evet ben 4-5 kişiyle konuştum. Bizim okuldan mezun sizin şirkette çalışan insanlar var. Ya da işte sektörde şu insanlar var. Bizim okuldan, benim liseden, benim işte bilmem nereden tanıdığım, bir etkinlikten tanıdığım. Bak bir etkinlikten tanıdığım cümlesinin altında bile senin etkinliklere katıldığın mesajı gider karşı tarafa. Ya bazen diyorum ya ben sana, sen ağzınla söyledin. Ya çok hırslıyım. Ya çok hırslıyım deyince biri bana zaten şey geliyor bana hep, insan psikolojisi. Acaba hırslı değil de beni mi kandırmaya çalışıyor yani? Çünkü hırslı insan kendini zaten belli eder. Şey de aynı şekilde. Çok iyi takım oyuncusuyumdur. Ya tamam öylesindir. Yalan söyleyecek halin yok ama niye bunu söyledi şimdi durduk yere? Bir şey mi vurgulamaya çalışıyor? Acaba iyi takım oyuncusu değil de psikolojik olarak onu mu bastırmaya çalışıyor? Gibi ben kullanabilirim. Şeyi tam veremedin yani. Neden o şirket? Ve şey gibi kaldı. Yani ben size katkı sağlarım. İlla ki sağlarsın bu arada şey değil. Ama konuşur zaten. Senin gibi Türkiye'de mezun olan yüzlerce, binlerce gence nazaran sen ne katkısı sağlayacaksın? Yani diğer adaylardan seni farklılaştıran, ayrıştıran ne? Şunu demedin mesela. Şu an bir simülasyon yapıyoruz. Çok basit. Yani siz şöyle bir yatırım yapmışsınız. O yatırıma istinaden benim de elimde şöyle bir bilgi var. Şöyle bir istek var. Şöyle bir proje var. Proje dedim çok küçük çaplı. Yani ben de tezimi bu konuda yazmıştım. Ben de bir öğrenci kulübünde buna yönelik bir aktivite düzenlemiştim. Oradan da ben bir katkı sağlayacağım inanıyorum. Ya da ben işte senin dediğin gibi bu konuda bir online eğitim almıştım. Online bir kursa katılmıştım. Ya da işte sektörün içerisinde şu blokları, şu vlogları çok yakından takip ediyorum. Sizin şu yatırımınızla ya da sizin şu an uğraştığınız problemle benim şu araştırmalarım uyuşabilir. Bizim yaşıtlarımızdaki kişiler bu konuda araştırma yapmamışsa ben diğer adaylardan size daha fazla katkı sağlayabileceğime inanıyorum. Nasıl olurdu sence bu tarz bir şeyle girsen? Gayet güzel olur. Bence de. Yani çünkü şunu unutma. Türkiye'desin. 7.75 milyon kişi mi ne üniversite okuyor. Allah bilir şu an senin durumunda olan binlerce, on binlerce insan var. Onlar da benzer şirketlere, illa bu şirkete değil de başvuruyordur. Seni ne ayrıştırıyor? Bu çok önemli bir konu ve bu senin sadece işe girmen için değil. Bak işe girdin diyelim. Sonra sen nasıl yükseleceksin? Yani seni ne ayrıştırıyor? Seni diğerlerinden farklı kılan ne? Özel olarak kimsede veya internet sitesinde yazmayan hangi bilgiye sahipsin? İş ağın üzerinden hangi bilgiye, hangi güce çok rahat ulaşabiliyorsun? Mesela çok rahat şaşırtabilirsin karşı tarafı. Ben şu kişilerle konuştum, şöyle oldu, böyle oldu falan desen farklı olabilir gibi benim yorumlarım var. Videoyu da epey uzattık ama çok faydalı bir video oldu. Senin son söz olarak bir tavsiyen, eklemek istediğin bir şeyin var mı kapatırken? Video için çok teşekkürler böyle yine evet, o evet. Güzel platformlar, WhatsApp platformu böyle çok teşekkürler böyle şey yaptığınız için. Ya bayağı da hoşuma gitti. Devamı gelir inşallah. İnşallah yine seninle ya da bir başka kardeşimizle çekmeye devam edeceğiz. Sakın şey diye düşünme, moralin bozulmasın. Kötü cevap verdim diye bir şey yok bu işlerde. Her zaman ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Verdiğin cevap belki 10 üzerinden 9, belki 10 üzerinden 9,5, 8,5 ama senin gibi bir genç, yani böyle farklı düşünen, bak bir pazar günü biz seninle çekiyoruz bunu, ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama oturdun buna vakit ayırdın. Demek ki senin gibi gençlerin
9.5 olsa bile 9.5'u nasıl 9.6 yaparım, 9.7 yaparım diye kendini geliştirmesi ve alması gerekiyor feedbackleri. Sağ ol medeni cesaretin için ve böyle aldığın için. Bu yayınlanacak da sonuçta. Herkes böyle açmayabilir içini. Tekrar çok teşekkür ederim. Eğer böyle yine Cihan gibi katılmak isteyen kardeşlerim varsa bana yazabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.